İstanbul'daki yüzündeki şöyle doğaya kaçalım dediğin zamanki o yüzündeki ifade. Kimin? Yani yok mu çevrenizde böyle arkadaşlarınızda? Ama şimdi Caddebostan sahile gitmeyi de doğaya kaçmak. Belgrad Ormanı'na gitmeyi de doğaya kaçmak. Buraya gelmeyi de doğaya kaçmak mesela, dersen kim doğaya kaçıyor? Bana bunu söyle. Ya ben mesela arkadaşlarıma söylediğim zaman kanka kamp yapalım falan filan. Herkes böyle bir yüzü böyle ekşiyor falan böyle. Çünkü mal onlar. Çünkü konfor arıyorlar abi. Aynen aynen. Ama zevkin konforun bittiği yerde başladığını bilmiyorlar yani. Karagöl yaylasında inekler ve bir çoban kardeşimiz var burada. Hoş geldiniz köyümüze. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nereden geldiniz? Biz İstanbul'dan geldik. İyi iyi. Bu hayvanlar iyi. Senin mi? Ya yok, bunlar benim değil. Seninkiler nerede? Benimkiler öbür yanda. Sen bunları çağırsan gelir mi? Gelir herhalde ya. Benimkiler gelir de bunlar da gelir. Bak şimdi nasıl çağır. Çağır bir çağır bakayım. Bak şimdi. Tırratatatata. Bu ne ya? Ne ya? Tırratatata. Gelmedi. Ya benimkiler gelir, o öbür yanda onlar. He. Siz ne yapmaya geldiniz buraya? Biz burada geziyoruz öyle. İyi 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 ettiniz, iyi ettiniz. Ama getiremedin hayvanları. Ya o... Bir daha sesle bak. Dırratatatata! Aniyya! Dırratatata! Bu o değil. Şey yapalım biz. Yavaştan gidelim de bu çünkü deli gibi bir şey. Acelle Yaylası'ndan Karagöl Yaylası, sonra Yanık Yaylası'na doğru şu anda macera dolu bir yolculuktayız. Yanımızda rehberimiz Cihat Doğan var. Cihat Bey, şu anda nasıl hissediyorsunuz? Yol durumu nedir efendim? Nereden gideceğiz? Valla ileriden sol yapacağız. Buradan sonra Karagöl'e vuracağız. Karagöl'den sonra da Yanıklar Yaylası'ndan aşağı vuracağız. Yani buradan sol mu yapacağız? Buradan sol. Buradan zaten sağ gidiş yok ki yani. Sinema sektöründe bir devri kapatıp bir devri açan. İnşallah. Özellikle askeri silah mühimmatta Türkiye'de tek, başka bir emsali olmayan, emsal adına varız diyen ama airsoftçularla dolu bir camiada genç yaşında bir şeyler yapmaya çabalayan Ferhat Saruhan Türker. Eyvallah. De bizlerle beraber. Eyvallah. Aynı zamanda atıcılığa gönül vermiş her işin adamı. Olmazsa olmaz Çağatay Nebi Gökmen de bizlerle. Olur da buralarda aç kalırsak bir şekilde bizi doyuracak. Ver kardeşim. Gidelim. Al onu götür içeri, bir sal takılıktır. Bu dursun. Bak şimdi gel hadi.
bayırlara doğru küçük küçük yeşiller var ya. Hı. Fasulye oldu. Baban olmaz dedi, dedim ben olur. Size köşe yakarsınız diye odun koydum buraya. Eyvallah. Öyle de koydum bak. Kapının arkasına. Ne de güzel sakallarımız var ha. Hepimizin bir daha hep ayrı bir güzel. Yeni kestim, daha böyleydi benim. Benim sizden birinde yüzünüz kapşonlu mapşonlu bir şey var mı? Benim yeleğim. Çok iyi olmadı mı? Güzel oldu. Kaç lira rakımımız baba? 1300 lira falan. 1300. Lan ne güzel alev oldu lan. Yani Pendik sahilden 1 kilometre 300 metre yukarıdayız. Aynen. Ateş yakmazsak burada donardık. 1300 metre. Hakikaten oturamazdık ateş yakmazsak yani. Burası Anadolu yakası Kadıköy'e diyelim 2,5 saat yani uzaklıkta. Hafta sonu şuraya gelmiş adam böyle uzun bir tatil yapmışsın gibi bir hissiyat doğuruyor yani. Yeni bir adam olarak dönüyorum. Evet. Ben aynı. Şimdi buranın başka güzellikleri de var ama biz Ramazan bayram sonrasına bir daha buraya gelelim. O zaman şekersiz kola yerine yüksek rakımdan. Evet, yüksek rakımdan faydalanalım yani. Bana portakal suyu alırsın artık. Ya sana da yüksek rakım veririz artık ya. 2000 metrenin üstünde galiba burası. 2000... 12.000 metredeyiz şu an. 12.000. 12.000. Yayını kesiyoruz 12.000 metre. Yayın yapamayız. Evet, hayırlı yolculuklar. Gene bekleriz. Görüşürük. Görüşürüz. Yolunuz açık olsun. Eyvallah. Çocuklar tanıştığımıza memnun oldum. Bekleriz. Evi de satıyoruz. Haberiniz olsun. Siz bu dünyada yaşamıyor musunuz oğlum? Doğru diyor. Dedim ona ki oğlum ben jitem askeriyim bak. Ben jitem askeriyim. Nedir av adam? Allah rızası için dedim ona da. Çaykaralı Karadeniz. Bursa'nın %63 gerisinde Karadeniz. Hadi güle güle.